ediyorum. Allah beyin versin. Allah. Evet. Biz burada it gibi hayat yaşıyoruz. Nasıl hala it gibi yaşıyoruz? Gelmiş burada. Bak bir şey. Hakkından azgınlar. Aç köpeklerin karnı doydu, dili uzadı. Dilini kesin. Cenab-ı Allah insanlara bir akıl fikir vermiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Tayyip demek doğru mu? Evet. Ve ablaya Allah size beyin versin diyorsun. Evet. Hepsinde para var. Fakir şeytan, fakir yok. Herkes rahatlıktan azdı. Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Ablam gel ablam. Ablam şimdi İmamoğlu yönetimindeki İBB suya %175'e varan zam yapıyor. Ne düşünüyorsun? Kabul etmiyorum. Hiç İmamoğlu her şey çok iyi olacak. Her şey çok iyi olacak. Her şey berbat oldu gitti. Her şey çok iyi olacak dedi herkese. Herkesi berbat etti gitti yani. Biz bir şeysini göremedik yani. Dediğin gibi Selahattin Demirtaş'ın eşini gönderiyor. Selahattin Demirtaş'ın karısının doğum gününü kutluyorlar yani. Sen don belediyene çalış. Onlar ne lazım sana? Peki seçim 2023'te kim kazanmalı? AK Parti. Niye? Niye? Reis geldi, Türkiye'yi iyi hale getirdi. Bir pahalılık yok mu sizce? Pahalılık var ama neden oluyor bu pahalılıklar? Bunları soruyor musun? Neden oluyor? Neden oluyor? Her taraftan Türkiye'ye darbe vuruyorlar. Dolara darbe vurdular, onu vurdular, bunu vurdular. Yabancı, benim yerim yabancı ülkede yaşıyor. Dünya buradan kötü diyor. Türkiye'yi diyor, bunu da başınıza koyun diyor. Orada çalışıyor. Orada okudu, orada evlendi, orada çalışıyor. Ha. Orada hayat düzeni kurmuş. Nerelisin? Sivaslısınız. Niye İstanbul'dasın? Çünkü çalışmaya geldim. Tamam. Aynı cevap işte. Aynı cevap tamam. Ama. Size soralım. İmamoğlu yönetimindeki İBB suya %175'e varan zam teklifi götürdü. Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Biz kabul etmiyoruz. Etmek de istemiyoruz yani. Şu an şey bugün değil. Meclis olağanüstü toplanıyor. Evet. Tevfik Göksu tweet attı. Takip ediyorum ben de. Ama hiçbir şekilde kabul etmesinler. Ettirmesinler yani. Artık yeter. Faturayı ödemem diyorsun. Yok. Mecbur ediyoruz yani. Kesilmemesi için mecbur ediyoruz ama koyun olmak istemiyoruz artık. Yeter yani. Hep engelleniyoruz. Hep algı. Hep algı. Hep algı. Yeter. Seçim 2023'ü kim kazanmalı? Kesinlikle yani iş yapan biri kazansın. Gönlüm AK Parti'den yana. Neden AK Parti'den yana? Yani hizmet ediyorlar. Ne hizmet ediyor? Yani belediye hizmet ediyor. Her şeyin hizmetini diyorlar. Kardeşim benim bir arkadaşım var, daha dün Aydın'dan geldi. Diyor ki Denizli'ye gittim, AK Parti diyor. Yani yollar fıstık gibi diyor. Ama yollar paralı olduğunu da söyleyen var ve fiyatlarının yüksek olduğunu da söyleyenler lüks, var. Yani lüks lüks olunca olmuyor mu? Kardeşim lüksün bir bedeli yok mu? Biz istemiyoruz ki bedava olsun. Lüksün de bir bedeli var. Yani ayak ayak üstüne atacaksın, kömür taşımayacaksın, odun taşımayacaksın. Yani her şeyin bir bedeli var. Ama bize hakkımızdan fazlasını yüklemesinler. Biz buna karşıyız. İmamoğlu ya da Kılıçdaroğlu ülkeyi yönetemez mi? Hayır hayır yönetemez. Neden? Bana göre yönetemez. Yönetilen insanlar yönetemezler çünkü. İmamoğlu veya Kılıçdaroğlu'nu, gençler merhaba, şöyle geleyim ablaya sorayım. İmamoğlu veya Kılıçdaroğlu'nu sizce kim yönetiyor? Yani yönetilenleri bir şu bu diye bir algı oluşturamayız tabii ki ama nihayetinde belli değil mi? Yöneten insanla yönetilen insan. Şöyle sorayım o zaman. İmamoğlu bugün yönetimindeki İBB suya %175'e varan zam teklifi götürdü. Ne düşünüyorsunuz? Sizce İstanbul'u yönetebiliyor mu? Yani zaten 3 yıldır mı var? 3 yıldır. Ha, bir sene rahat koştursun. Önümüzdekine Allah kerim deriz yani. Yapacak bir şey yok. Başarılı bulmuyor musun? Başarılı bulduğum tek şey anne kartı verdi. Sözünde bir onda durdu. Ama hakkında da yemeyelim şimdi. Ama onun haricinde var olan bir sistemi devam ettiremiyor. Bir sene daha bir otursun. Mesela Kılıçdaroğlu'nun da 23 Nisan'da bir kere bir koltuğa otursunlar. Hevesi geçsin isterim yani. Cumhurbaşkanı mı oturttu? He. Peki. Yani bir hevesi geçsin. Anladın mı? Bir o hevesini. 2023 seçimlerini sizce kim kazanmalı? AK Parti. Neden? Yani AK Parti ben 20 senedir söyleyeyim size. Öncesini de biliyoruz. Yaşadıklarımızı da biliyoruz. Mesela şu an şartlar kötü. Misal yağ pahalı değil mi? Şu an bir pahalılık var. Bu pahalılık var ama kimse alamıyor diye bir şey de yok. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eskiden hem pahalılık vardı hem alamıyorduk. Şimdi gelir olduğu gibi gider de oluyor. Böyle bir rant dönüyor. Hem piyasaya baktığımız zaman dünya kötü zaten. Hani biz kalkıp şimdi belki rakamlarla konuşamıyoruz ama niye? Biz geçmişte mağdur olan nesliz zaten. Gençler bu geçmişteki mağdur olan neslini dinleyebiliyor mu? Öğrenebiliyor mu? Yani şu anda gençlik zaten bu Z kuşağı. Hani şu anki olduğu durumu algılamamak için zaten bir projeler var. Bu sosyal medyalar bilmem ne. Onlar olduğu durumun içinde değiller zaten. Ama mesela bizim kuşağa baktığınız zaman o zamanlar bu devalüasyon bilmem ne. O zamanlar yurt dışından Kemal Derviş'i getirmişlerdi. Yine bir çözüm. Görmedikleri için şimdi bilmiyorlar.
yemiyorlar. Yani gerçekten rahatlık, bir restoranlara bakıyorsun akşamları şöyle bir sadece giriyorum, bakın bir sadece giriyorum böyle hani marketlerden bir şey sipariş etmek için, yemek sipariş etmek. Yoğunluktan kapanmış durumda ya, yoğunluktan. Hani herkes gerçekten hani bak zor olan zor durumdayız. Zor durumda hepimiz zor durumdayız ama yani lüksü de var, ben bunu söylüyorum. İmamoğlu'nu böyle destekler ya, yapar, güzel işler yapar diyen var mı? Aday olmadan önce, ya aday olduğu zaman. Yok keşke yapsaydı. Yine yapamayacağını düşünüyordum. Yani parti kesinlikle partiyle alakalı değil. Bak kesinlikle yok, partiyle alakalı değil ama mesela şöyle düşünerek yani ne istinaden kötüledi? Daha var olan mesela devlet daha girmeden işin içine ne istinaden kötüledi mesela, değil mi? Sen bir belediye başkanısın, doğru mu? Sen bir belediye başkanı olarak ne istinaden cumhurbaşkanını cephe aldın? Devleti, hükümeti ne istinaden? Ablaya da sormak istiyorum. Ablam İmamoğlu'nun 3 icraatını sayabilir misiniz? Yok bana sorma. Peki. Sayamaz. Her şey güzel olup deyip mağdur olanlar. Buyurun. Balıkçı restoranında çok güzel balıklar yiyor. Tamam. İsviçre'de kayak merkezinde Türkiye'nin zenginlerinin kayak yapmaya, tatil yapmaya gittiği ama çok konuşup algı operasyonuyla günlerini gün eden o basın sözcüsü Murat Ongun. Evet, çok güzel yönetiyorlar İstanbul'u. İsviçre'den Cenevre'den Paris'e geçti. Aynen öyle. Peki sizce 2023 seçimlerinde, son röportajımız olsun, yavaş yavaş biz de yorulduk. Evet. 2023 seçimlerinde kim kazanmalı? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Bugüne kadar ben 60 yaşındayım. Bugüne kadar görmüş olduğum Türkiye'de en iyi icraatları gerçekleştiren kendisi. Gençlerde şunu söyleyeyim. Biz burada sigara kuyruklarına girdik, tüp kuyruklarına girdik, yağ kuyruklarına girdik, benzin kuyruklarına girdik. Tabii ki bu Tayyip Bey'den tamam. çok önceydi ama şu anda halkımız hakikaten istiyor ki çok lüks yaşayalım. Ama gençlerde şunu söylüyor. Yıl olmuş 2022 tamam. ve Tayyip Erdoğan'ın öncesi çok eskiydi. Ben o gençlerin tabii ki çok iyi yönetilmeyi hak ediyorlar. Yani CHP gelse o döneme mi döneceğiz diyor. Hayır. Gençlerimiz o dönemleri bilmedikleri için sosyal medyadaki yapılan algı operasyonları sayesinde Türkiye'nin çok daha iyi olabileceğini düşünüyorlar. Aslında böyle bir şey yok. Algı operasyonu diyorsun. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet ablam, son cümleni alalım. Sor bak sor bana, ben sana cevap. 2020 seçimlerini kim kazanır dedim. Tayyip Erdoğan dedin. Recep Tayyip Erdoğan. Allah reisimizi başımızdan eksik etmesin. Türkiye'ye geldi, insan her şeyi yaptı. Bizim gençlerimiz tembel alışmış. Anladın mı? İşleri işte, o işi beğenmiyorlar, bu işi beğenmiyorlar, sonra değil de iş yok. Abimizle bir söz almak istiyor, buyurun. Abicim, Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan kimi bir lider Türkiye'ye gelmez. Neden gelmez? Bizim insanlarımız, kusura bakmasınlar, meyve veren ağacı herkes taşlar misali. Tayyip Erdoğan dünya lideridir. Tayyip Erdoğan'a laf söyleyen insanlar önce bir geçmişe bir baksın. Önce bir Cenab-ı Allah insanlara bir akıl fikir vermiş. Bu adam ne yapmak istiyor? Bu adamın, Tayyip Erdoğan'ın önce felsefesini anlamak için ne yapmak istediğini anlamak gerekir. Çok teşekkür ederim. Anlamak gerekir. Çok sağ olun. Şuraya gitmem Tayyip Erdoğan lazım. Süper bir insan. Çok sağ olun. Süper insana sonuna kadar sahip çıkacağız. Ablaya bir şey söylüyordunuz da katılalım dedik. Ablaya diyorum, Allah beyin versin. Allah benim beynim. Bir dakika, niye versin? Dur ablam. Ben burada. Evet. Biz burada it gibi hayat yaşıyoruz. Nasıl Aynen it gibi yaşıyoruz? Gelmiş burada. İt nasıl yaşıyor? Paralı yaşıyorum ya. İt gibi ya. Bu üstündekini ben 5 senedir giyiyorum. Ne paralı? İt nasıl, it gibi nasıl yaşıyorsun? İt nasıl yaşar? Normal insan gibi yaşamıyorum gerçekten. Yediğimin içtim bak, 19-20 yaşındayım. Yediğimin içtiğimin hesabını yapıyorum. Günde bir öğün yemek yiyorum. Az önce orada amca açlıktan şarkı söylüyordu para kazanmak için. Ben de sokak müziği yaptım, açlıktan değildi ama. Ama kendisi açlıktan yapıyor. Ben kemençe çalıyordum sokakta. Öyle de üniversite okudum. Ya ben size bir şey demiyorum. Gerçekten şurada dolmuşa bile verecek 2,5 liram yok. Burada kuzenimin parasıyla geçinmeye çalışıyoruz yani. Sınıf farkı var arada. Şimdi bu genç ben orta halli, bir saniye ben konuşayım, cevap ver. Orta halli bir aileden geliyorum, fakir değildi. Tayyip sizin babanızın oğlu mu? Evet. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Tayyip demek doğru mu? Evet. Ve ablaya Allah size beyin versin diyorsun. Evet. Pekala. Şöyle gelelim. Takımını Tayyip'e dolaşırken dilini kesin. Bak, rahatlıktan azgınlar. Her tarafta kafelerde keyif yaparken iyi para, ne para yiyor? Hepsinde para var. Fakir şeytan, fakir yok. Herkes rahatlıktan azdı. Aç köpeklerin karnı doydu, dili uzadı. Terbiyesiz hayasızlar. Şöyle gelelim. Evet. Sevgili izleyenler, algı dediler. Yapılan algılardandı. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere.